hazır boğa gelmemişken 2023 senesinde şu an yapılacak en mantıklı şey airdropları almaktı. Şu anda sizin de bildiğiniz gibi Layer Zero, ZKSync vesaire airdropları var. Ancak bunlar birazcık uzun vadeli, yani ileride airdrop yapacaklarını tahmin ediyoruz. En aşağı hani bu senenin sonlarına doğru vesaire. Ancak arkadaşlar bu kadar büyük olmayan, biraz daha ufak çaplı olan, yatırımları biraz daha ufak olan ama airdropları hızlı bir biçimde yapan projeler de var. Zaten arkadaşlar geçenlerde görmüştüm, mesela Arkham projesi arkadaşlar bir airdrop yaptı. İnsanlar bundan 5000 dolar, 10.000 dolar vesaire para kazandı. Şimdi arkadaşlar hemen bilgisayara geldim. İlk başta Arkham'ın Twitter hesabını açtım. Dediğim gibi arkadaşlar bazı büyük projeler var. Herkes bunlar için airdrop kovalıyor. Bazı küçük projeler de var arkadaşlar. Yani ötekilere kıyasla daha küçük, daha küçük yatırım almış. Bunlar arkadaşlar airdropları daha hızlı bir şekilde verebiliyor. Şu anda arkadaşlar 240.000'den fazla takipçisi var. Bundan airdrop alanlar arkadaşlar 1000 dolar alan var. 5000 dolar hatta 10.000 dolara kadar para kazandılar. Bakın arkadaşlar zamanında bunlar bana mesaj atmış, beni davet etmiş arkadaşlar. Airdrop görevlerini yap, işte takipçilerine vesaire paylaş diye. Bunu da arkadaşlar Temmuz'un 8'inde yapmışlar. Ve 10 gün sonra vesaire zaten airdropunu dağıttılar, öyle değil mi? İnsanlar 5000 dolar, 10.000 dolar para kazandı. Tabi arkadaşlar ben bu mesajı görmediğim için ve o dönemde birazcık yoğun olduğum için açıkçası bunu kaçırdım. Ancak arkadaşlar bu Arkham gibi bir proje daha var. Bunun ismi de tabi NFT. Bu da arkadaşlar Web2 ile Web3'ü birbirine bağlıyor. Oyunlarla ve NFT'lerle birbirine bağlayacaklarını söylüyorlar. Aynı zamanda arkadaşlar airdrop yapacakları kesin. Yani garanti oldu. Bu arkadaşlar Binance Labs tarafından destekleniyor ve 11 milyon doların üstünde bir yatırım almış. Yani hani yatırım oranı mesela Sui'ye baktığımızda, işte Aptos'a bilmem neye baktığımızda 300 milyon dolarlardan, 400 milyon dolarlardan bahsediyoruz. Ancak arkadaşlar hani bu projelere herkes airdrop kasıyor. İnsanlar 10 tane 20 tane cüzdan kasıyor. Ancak bu dediğim gibi biraz daha küçük çaplı projeler hem airdroplarını daha hızlı yapabiliyor hem de ücretsiz olarak, basit olarak hemen yapabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bu tabi NFT'den bahsettiğimize göre hemen airdrop'a geçelim. Dediğim gibi kolay olarak ve ücretsiz olarak yapabilirsiniz. Videoyu arkadaşlar sonuna kadar izlemeyi unutmayın ve videoya başlamadan önce de aşağıda bir like verip bir yorum atarsanız, kanala abone olursanız sevinirim. Şimdi arkadaşlar dediğimiz gibi Binance Labs tarafından destekleniyor ve NFT'lerle vesaire alakalı bir proje. Zaten bizim amacımız airdrop almak, açıkçası hani projenin ne olduğundan fazla ilgilenmiyoruz. Zaten ücretsiz ve kolay. Şimdi Twitter'da baktığımda arkadaşlar 670 binin üstünde takipçisi var. Takipçisinin de böyle fazla olmasının sebebi arkadaşlar airdrop'unun kesinleşmiş olması. Mesela burada bakıyoruz arkadaşlar pinlenmiş tweet'in 29 Mayıs'ta atmışlar. İşte NFT'nizi alabilirsiniz vesaire. 1.7 milyon görüntülenmesi var. Burada airdrop confirmed edildi. Yani onaylandı demişler. Bakın arkadaşlar 360 bin görüntülenmesi. Yani bunun etkileşimi bayağı bir fazla. Ve ücretsiz vadeli işlem grubumuzda işlemlerimiz her gün gelmeye devam ediyor. Burada arkadaşlar bizim giriş noktalarımız, çıkış noktalarımız, zarar durdur noktalarımızın hepsi belli. Burada dediğim gibi bu işlemlere biz de zaten giriyoruz. Paylaşıyoruz. Burada siz de giriyorsunuz. Başarı oranımız da gayet yüksek arkadaşlar. Ha stop olmuyor muyuz? Oluyoruz, ancak bir elin parmaklarını geçmez. Buraya girmek tamamen ücretsiz arkadaşlar ve bunun yanında Kripto Kampı isminde bizim bir analiz grubumuz var. Takım olarak arkadaşlar haberleri, analizleri vesaire sizlerle paylaşıyoruz. Hani sizin araştırmaya vesaire zamanınız yoksa sizin için çok iyi. Bu iki gruba katılın arkadaşlar, bildirimlerinizi açın. Hem işlemler size geliyor, hem haberler, hem de analizler. Peki bu VIP grubuna nasıl katılıyorsunuz? Videonun aşağısında arkadaşlar en baştaki yorumda bir link var. Oradan kayıt olup bakiyenizi aktarın ve aşağıdan bana Telegram'dan yazın. Ve dikkat edin, Telegram'da benim adıma birçok dolandırıcı hesap açılmış. Ben sizden hiçbir zaman para istemem. Dediğim gibi tek Telegram adresim bu. Şimdi arkadaşlar bu airdrop olayını nasıl yapacağız? Buna nasıl katılacağız? Bazı görevleri var. Ben aşağı bir link bırakacağım arkadaşlar. O linke tıkladığınızda zaten direkt görev sayfasına gideceksiniz. Şöyle bir sayfa olacak. Burada yapmamız gereken arkadaşlar ilk başta bu Sailor Quest'ler var. Bakın Sailors görevleri var. Step 1. Buna hemen tıklıyoruz. Daha sonra arkadaşlar bizim yapmamız gereken burada ne diyor? Get your wallet ready for the gold. Hani connect now. Burada cüzdanımızı bağlayacağız. Ne cüzdanı? MetaMask. Hemen MetaMask açıldı arkadaşlar. Next diyorum. Connect diyorum. Ve imzalama
almam gereken bir şey var. Hemen sign dedim. Daha sonra arkadaşlar bizim yapacağımız şey, bakın görevler ne kadar basit, öyle değil mi? Discord'umuzu bağlamak. Hemen connect now diyorum. Burada Discord açıldı arkadaşlar. Authorize dedim. Ve üçüncü yapmam gereken bizim Discord'umuza katıl diyor. Voyager rolünü al diyor. Hemen join now dedim. Tabi sonra bana tabinin Discord'u açıldı. Join tabi dedim. Sonra bizim burada Voyager rolünü almamız gerekiyor. Hemen şunu bir complete edeyim. Hemen submit diyorum. Şu verify bölümüne tıkladım. Daha sonra burada get verified var bakın. Hani şu butonlara bastığımda benim otomatikman verify olmam gerekiyor. İstiyorsanız arkadaşlar Türkçe chat'i açmak için buraya basarsınız. Türkçe chat de açılır. Daha sonra arkadaşlar burada bakın get Voyager role. Bize Voyager role'u al diyordu ya. Buraya geldik arkadaşlar. Nasıl alacağız? Bakın get Voyager role var burada. Buraya tıkladım. Bakın daha sonra ben Voyager rolünü almış bulunuyorum. Hemen şimdi web sitesine dönüyorum. Voyager rolünü de aldığımıza göre verify edebiliriz. Yani kontrol edebiliriz. Verify dedim. Daha sonra arkadaşlar bizim Twitter'ımızı bağlamamız gerekiyor. Connect now dedim. Authorize app diyorum. Şimdi diyor ki tabii takip et diyor Twitter'dan. Hemen follow'a bastım. Bakın zaten takip ediyormuşum. Hemen sayfaya geri döndüm. Verify diyorum. Daha sonra arkadaşlar Twitter'da işte arkadaşlarınla paylaş gibi bir şey diyor. Burada broadcast diyorum. Twitter'a ne yazalım arkadaşlar? Bakın buraya hemen bir şey paylaştım. Yeni bir airdrop denemesi yapıyoruz. Aşağıdaki link ile gelip kolay görevleri siz de yapın dedim. Hemen tweet diyorum. Daha sonra tabinin sitesine tekrar geldim. Burada verify'a bastım. Sonra bizim yapmamız gereken arkadaşlar bakın bir tane sandık verdi bize. İşte demir sandık diyor. Burada claim'e bastım. Ve BNB ağına geçeyim diyor. Hadi geçsin. MetaMask bir gaz ücreti alacak arkadaşlar. 12 cent. Confirm dedim. Ve gördüğünüz gibi MetaMask bana bildirim verdi. Birinci NFT'yi almış olduk arkadaşlar. Görevler zaten bu kadar basit. Hemen geri dönüyorum. Daha sonra ikincisi invite quest var. Yani davet etme görevleri. Bunun üstüne tıklıyorum. Burada arkadaşlar şimdi yapmanız gereken birilerini davet etmeniz. Ben kendi linkimi aşağı bırakacağım arkadaşlar. İlk başta başlarken siz de oradan başlayabilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar bakın invite linkiniz yani davet linkiniz burada. Hani bunu kopyalayın. Gerek Twitter'a gelin arkadaşlar. Benim tweetimin altına yapıştırın. Hani siz de paylaşın insanlarla. Gerekse de arkadaşlar bu linkinizi, sizin referans linkinizi bu videonun aşağısına yapıştırabilirsiniz. Ve şimdi yapmamız gereken bu Reddit Quest'e gitmek. Bu Invite Quest'i de tamamlamanız lazım arkadaşlar. Bakın tamamladığınızın yanında böyle bir yeşil işaret çıkıyor. Invite Quest'te arkadaşlar benim şu anda 2 tane invite'im var. Bunu 5'e tamamlayın. Hani tamamlayıp zaten videoyu ondan sonra bitireceğim. Daha sonra ne yapıyoruz? Reddit Quest var. Reddit görevi. Hemen bunun üstüne tıkladım. Burada cüzdan bağla diyor. Bağlanmış ve şimdi Reddit'e bağla diyor. Hemen connect now dedim. Şimdi Reddit'te bir üyeliğiniz olması lazım arkadaşlar. Eğer Reddit kullanmıyorsanız ve hesabınız yoksa bu da problem değil. Burada continue with Google diyerek arkadaşlar Google hesabınızla bir Reddit hesabı oluşturabiliyorsunuz. Daha sonra Reddit'e tabinin erişimi olsun mu vesaire diyor. Burada allow dedim. Bakın burada ben hemen Reddit'i bağladım. Zaten benim bir hesabım vardı. Avatar vesaire de yapmıştım. Hemen claim NFT diyorum. Daha sonra MetaMask açıldı. Gene bir gas fee vereceğiz arkadaşlar. Bunlardan kaçış yok. 0.12 dolar 12 cent. Hemen confirm dedim. Yani arkadaşlar bu airdrop'u ücretsiz gibi düşünebilirsiniz. Sadece NFT mintlerken gaz ücreti veriyorsunuz. Bu da 12 cent oluyor. BSC ağında sizin birazcık BNB olduğundan emin olun. Çünkü bu gaz ücretlerini biliyorsunuz BNB olarak veriyorsunuz. Bu invite olayı önemli arkadaşlar. Dediğim gibi buraya girdikten sonra siz de şu invite linkinizi kopyalayabilirsiniz. Videonun aşağısına yapıştırabilirsiniz. Bakın arkadaşlar ben şimdiye kadar 6 kişi invite etmişim. Zaten bir sınır var. Yani 5 tane invite ettikten sonra belli başlı kutuları açabiliyorsunuz. Bu kutuların da tabii bazı türleri var. Onlardan da size birazdan bahsedeceğim. Hemen şuradan geri geldiğimde bakın deport yazıyor. Deport'un üstüne tıkladım. Daha sonra arkadaşlar burada birazcık daha aşağı indiğimde how does it work kısmında bakın bütün görevleri size anlatıyor. Mesela Sailor Quest'te aynı benim bahsettiğim gibi böyle yapacaksınız. Discord'unuzu bağlayacaksınız. Rolünüzü alacaksınız. Twitter'dan takip edeceksiniz vesaire. Daha sonra burada chestlerin özellikleri işte size geliyor ya kutular onların özellikleri yazıyor. Ve bu invite bölümünde aşağı iniyorum arkadaşlar. Bakın diyor ki Dragon Egg'ler yani her invite'ınıza karşılık bir tane ejderha yumurtasına sahip oluyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar burada chestler var. Hani bunlara yaklaştığımda Sailor'ı tamamlarsınız bundan alacaksınız. 5 kişi invite ederseniz diyor bu kasadan alacaksınız. Daha sonra arkadaşlar leaderboard'da %30'a girerseniz bakın leaderboard'u da size göstereyim. Şurada görüyorsunuz leaderboard var arkadaşlar. Ben %45'e girmişim şu anda. Diyor ki %30'a girerseniz şunu alacaksınız. Top 500'e girerseniz ilk 500'de olursanız bu ve onun da üstü yani ilk 50'de olursanız da bu. Bence arkadaşlar bu zaten ne kadar iyi kasaya sahipseniz o kadar airdrop alacaksınız gibi düşünebilirsiniz. Yani mantıken öyle oluyor değil mi? Şimdi bu görevler daha açılmadı arkadaşlar. Burada açık
açık olan bu görevler var. Bir de şu görev var bakın. Burada mermaid yani deniz kızı görevleri. Yes diyelim, bu görevlere de girelim. Burada ikisini otomatikman yapmışız. Cüzdanınızı bağlayın. Bağladık. İşte Reddit'i authorize edin. Ettik. Daha sonra diyor ki arkadaşlar Reddit'te Tabi'nin community'sine girin diyor. Hemen join now dedim. Bakın burada Tabi ile alakalı paylaşımlar vesaire olacak. Join dedim. Hemen join dedi. Tamam geri döndüm. Burada verify'a basıyorum. Bazen arkadaşlar şu verify'a bastığınızda ilkinde hata veriyor. Daha sonra mesela bu görev sayfasına girin. Burayı yenileyin. Hani tekrar dönün. Birkaç kere verify deyin. Hani yenilenmeniz gerekebiliyor. Daha sonra diyor ki Tabi'nin postunu diyor like et diyor. Ve benim burada sevdiğim bir şey var arkadaşlar. Bu butona basınca size otomatikman görevin noktasına götürüyor. Yani mesela go'ya bastım. Daha sonra arkadaşlar Tabi'nin burada görüyorsunuz Reddit postu. Şimdi bunu biz like edeceğiz. Ve şuradan bastım arkadaşlar. Yukarı şeklindeki oka görüyorsunuz. Burayı bir yenileyim ben. Ne olur ne olmaz. Yeniledim. Şimdi hemen geri döndüm arkadaşlar. Verify butonuna basıyorum. Bakın arkadaşlar you haven't commented yet diyor. Yani bir yorum da yapmamız gerekiyor. Hemen girdim buraya. Mesela ne yazalım? Mesela ben great yazdım. Comment'a bastım. Şimdi tekrar burayı bir yenileyelim. Dediğim gibi bazen verify etmiyor. Gidiyorum buraya verify'a bastım. Gördüğünüz gibi ikinci denemede oldu. Daha sonra connect your Twitter. Twitter'ımız zaten bağlı. Ve burada da arkadaşlar deniz kızı hakkında bir paylaşım yapmamızı istiyor galiba. Direkt bastım da broadcast'te Twitter'ı açtım. Hemen şu içeriğini birazcık değiştireyim. Bir tweet yapayım. Bu görevi de yapmış olalım. Ben birazcık içeriğini değiştiririm arkadaşlar. Tabi NFT airdrop görevlerini yapıyoruz. Hepsi çok kolay. Video yapıyoruz vesaire yazdım. Hemen bunu tweet ediyorum. Daha sonra arkadaşlar bunu da verify ettikten sonra bana bir tane pearl veriyor. Yani ince hemen claim dedim. Ve tekrar MetaMask açtı. Bu sefer Binance Smart Chain ağından ZK Sync Era Mainnet'e geçeyim mi diyor. Geç dedim. Daha sonra arkadaşlar bize ZK Sync ağında bir tane NFT verecek. Buradaki arkadaşlar gaz ücreti biraz daha fazla tabi. $1.60 civarlarında. Hemen confirm dedim. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar NFT'ye eriştik. Yani bu görev de bitti. Hemen geri diyorum. Bakın arkadaşlar Sailor's Quest yaptık. Reddit Quest yaptık. Invite Quest zaten oluyor. O sürekli invite edilecek. Daha sonra bu deniz kızı questlerini, deniz kızı görevlerini vesaire yaptık. Ve bir sonraki adımda ne olacak arkadaşlar? Şu görevler açılacak. Bu açılacak. Daha sonra bu açılacak arkadaşlar. Bütün görevleri bitirmiş olacağız. Yani şöyle bir şey var. Airdrop deyince herkes en büyüklere yönleniyor. Tamam en büyükleri alacağız. Onlara uğraşıyoruz. Ancak arkadaşlar onlarda çok deneyen var. Hani o kadar çok hype var ki. Onlardan ayrıca arkadaşlar böyle az yatırım yapmış projelere de yönelmenizi tavsiye ederim. Zaten bulduğum fırsatları arkadaşlar video olarak burada sizlerle paylaşıyorum. Ha bu 10 milyon 11 milyon yatırım almış ne airdrop yapabilir ki diye düşünmeyin arkadaşlar. Buradan kazandığımız $200 da olsa, $500 da olsa, $5000 da olsa bizim karımız. Arkadaşlar dediğim gibi görevler çok basit. Bu videodaki gibi siz de yapabilirsiniz. Invite linkini de ben aşağı bırakıyorum. Dediğim gibi siz de kendinizinkini videoların yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Umarım arkadaşlar faydalı bir video olmuştur. Videoya like verip aşağı yorum bırakmayı unutmayın. Kanala da aşağıdan kırmızı butondan abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.